Merhabalar, ben Kötü İskrat'e ve Kasa'nın 23. bölümüne hoş geldiniz. Ve her yorumlarımız hazır. Ve neden ben bir anda düşük FPS almaya başladım, en ufak bir fikrim bile yok. Güzeldi tamam. O esnada siz ikiniz de plate olmaya bırakayım. Ve bana bir tane daha iron plate lazım. Gold piş. Ve centrifuge konacak başka bir şey. Şunlar. Ah, insufficient enerji diyor. Kaldırmıyor sanırım aynı anda birden fazlasının çalışmasını. Plate Mending Machine'de bunu işlerken iyi değil. Evet. Bunun işlemesi bayağı bir uzun. Şu bittiğinde rahatlayacaktır. Aslında sen de... işlen. Evet. Şimdi rahatlaması lazım. Yok. Rahatlamadı. Tamam, şimdi rahatladı. Circuit. Helium. Bir saniye. Aa, doğru. Seni 60K'ya çevirmek lazım önce. Neyse ki template'im var. Sel de boşa harcamıyormuş da. Ve iki adet overclock. Birini tabii ki de Mesoiter'a koyacağım. Bir ufak bir örnek. Mesoiter gördüğünüz gibi çok daha hızlı. Ha, ama bunun olayı enerji kullanımını da bayağı bir arttırıyor. Şimdi Plate Mending Machine'e bakalım. 24 iyi kullanıyor. Ascending Machine 32 iyi kullanıyor hep. Bazıları 1 iyi falan da kullanıyor. Wire Mill. Neyse. Şimdi sadece Macerator işimizi görür. Şu overclock upgrade'i daha sonra hesaplayalım. Evet. Sizler de olmaya devam edin. Peki iki bölüm arası neler yaptım? Çok fazla bir şey yapmadım. Aslında çok fazla bir şey yaptım ama yapmadım aynı zamanda. Geçelim şuraya. Gördüğünüz gibi enerji hattını baştan aşağı değiştirdim. Tabii burası biraz lag yapıyor. Neden bilmiyorum. Ayarlardan şunların herhalde animasyonlarını falan kaldırmam lazım. Şu an acayip lag yapıyor. Hepsi sadece enerji istendiği takdirde çalışacak durumda ayarlı. Üst kata gidersek iki tane daha steel ekledim. 6 tane stilimiz var. 1 adet fertilizer'ımız var.
Enerjiyi buradan buraya taşıdık. Şu arkadaşlar artık böyle işleniyor. Gerçi buna hala yeterli değil ama elimizden gelen bu. Kıramıyoruz tabii. Pipeler için doğal olarak. Şimdilik şuraya bir tane sand koyalım. Ve hopper dedim. Engine demedim. Hopper'larımızı şuna dayayarak koyalım. Evet. Sonrasında evimize gidip sen 9 tane işlenmesiydin değil mi? Tamamdır, bu iyi. Sentler şuraya girin. Tamam, güzel. Ardından bana ne lazım? Pipe. Brass item pipe. Yetmez. Yetmez ama evet demeyeceğim tabii ki de. Gelelim bakalım. Gene şu lag yapan fabrikamıza. Neden bilmiyorum ama baya baya güzel lag yapıyor arkadaşımız. Gold chest koyacağım tabii ki de. Sonra da buraya sen. Ardından da kablosu getirmemişim yanımda. Gelin. Tamamdır. Ve şimdi siz şuraya şöyle gidin. Bunu neden yapıyorsun diye soracak olursanız şurada bakarsak eğer gravel ve flint elde ediyor bu. Bunun yanı sıra gravel'ı tekrar işlersek %1 şansla gold ya da diamond elde etme şansımız var. Evet, bunun için yapıyorum bunu. Tüm uğraşlar bunun için. Evet. Burayla işimiz bitti. Şu arkadaş hala bana umduğumu vermiyor ama sağlık olsun. Ve şimdi bir de apiary'i alalım. Sonra kaçalım.
Ardından apiary'yi buraya koyup şunları şöyle koyup şunları bir şekilde yok ederim artık. Şunları da şöyle koyup ardından bir tane çiçek bulup çiçek. Şuraya koyduktan sonra şu iki ağacın üremesine bakalım. Arıcılıkla çok fazla uğraşmayacağım. Ancak uğraşmak istediğim bir şey var. O da bitkiler. Onun sebebi daha fazla meyve suyu elde eden bir bitki. Oh. Hadi bakalım. Ve gene seramıza bakalım bir. Büyümüş. Bayağı her şey büyümüş. Ha, tamam. Evet. Şimdi sen... Hayır. Steel plate ekebilseydik güzel olurdu, evet. Ama ekemiyoruz. Bakalım sen. Sizlere daha sonra bakacağım. Sen tamamsın. Bu arada şu kesin crossbreed ile uğraşacağım şey. Biraz yavaş büyüyor, onu hızlandırıp ben bir kere ondan ürün aldım. Mükemmel bir şey. Bir adet Ender Pearl ve bir adet Ender Pearl Dust düşürüyor. Tulip. Tulip. Lanet. Inventor Tweaks'i bazen bu yüzden sevmiyorum. Şimdi... Neyse, geçici olarak ona bakacak bir yeri olmuş oldu. Şimdi sen kaça kaçsın? 2'ye 2. 2-2 2-2 2'ye sizler zayıf olanlarsınız. Bunlar iyi olanlar. Şimdi şuranın güçlü olanı buydu, değil mi? Evet. Evet. Fazlalık sapling verdi. Fazlalık seed verdi bize. Tamamdır. İşte burayla ilgilenmeye... Ha. Kömür tozu veriyormuş bu. Mesela şunun tekrar büyümesini bekleyip öyle alacağım. Büyümüş halini öğrendik. Tamam, bu da büyüdü ama hiç ekstra sapling düşürmüyor bu arkadaş. Anladım. Havuçlarımızı biraz toplayalım. Ve yola devam. Durmak yok, yola devam. Bazen kendime sinir olabiliyorum. Sen buraya değil. Şimdi Cold Dust'ı ben hangi kategoriye koyacağım? Her şeyi bitkilerden elde etmenin sıkıntılı yanı da burada galiba. Evet. Sen tamamsın. Sana gelelim. Sen 9'lu olanlardansın, değil mi? Evet.
Ondan sonrasımızda halletmiş her şeyi. Stainless steel'lerimizi şuraya koyalım. Biraz daha steel üretelim. Yay. Evet, yakında ilginç bir projeye daha girişeceğim. Hızla şimdi girişe... Yok, yakında girişeceğim. Tabii iki farklı proje var aklımda şu an. Biri şu. Nükleer reaktör. Tabii aklımda henüz bir nükleer reaktör planı yok. O yüzden bir şey yapamıyorum. Ancak aklımda bir plan var. Nasıl? Nükleer reaktör yapmak var. Evet, fertilizerlarımızı kurtarıyoruz bu şekilde. Sen ne durumdasın? Hala çalışıyorsun. Tamam, güzel. Fertilizerları da şuraya koyacaktık. Bakalım mulçumuz. Gayet güzel, stabil bir biçimde ilerliyor. Güzel. Ama şu apple fruit juice'ları aktarabileceğimiz bir yer lazım bize. Onlar için de aklımda bir plan var aslında şu an. Önümüzdeki bölüm yaparım. Void Pipe diye bir şey duydunuz mu hiç? Öğreneceksiniz. Ham yam 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 yam. Ham. Evet. Ve şimdi bana... Şu 3 gate'i de halledelim. Redstone. Power Request Redstone. Yani enerji istediği takdirde bize Redstone sinyali verecek bu arkadaş. Ve geçen bölümün birinin yorumlarında üst katla fabrika arasında bir köprü kursan güzel olur diye bir öneri gelmişti. Güzel fikir cidden. Deneyeceğim bir ara. Bölüm arası bir denerim. Bir bölüm arası. Şu an cidden ne yapacağım hakkında en ufak bir fikrim bile yok. Şunları bir halledelim. Sana gerek yoktu gerçi. Evet. Videx, Videx, Videx. Diğerlerinden ne çıkacağı belli değil. Onları bekliyoruz. Ve şunu kesinlikle bir ara güzel bir crossbreed yapacağım. Neyse. Şunların üretimini yaptığımıza göre, rahat şey yapabildiğimize göre bunlarla ne yapacağımı göstereceğim. Daha bunların ne işe yaradığını göstereceğim daha doğrusu. Gel bakalım. Sizler şimdi şöyle durun. Burada bayağı bir seedimiz var gerçi. Ve sizler buradan ekstraktöre gidiyorsunuz. Ekstraktör de bunları işliyor. Bu kadar basit. Şimdi bana başka ne lazım? Bu bölüm biraz kısa olabilir aslında. Çünkü bir plan olmadan başladım. Ama birkaç tane ufak güncellemeyi göstermem lazımdı. Şunları elde etmem lazımdı vesaire vesaire.
Şunu bekliyorum. Bakalım kartımız ne durumda? Ona bir bakalım. Hem biraz bu bölüm maintains, yani düzenleme bölümü gibi bir şey oldu. Aa, aklıma bir şey geldi. Şimdi Sawmill. Senin yapımın yok, senin yapımına uğraşamam. Daha sonra bakarız. Bir yeni yere bakıp geliyorum hemen. Evet ve geri geldim. Şu büyüdü. Bunun yanı sıra. Bakalım başka. Neyimiz var? Tüm bronz makineler inventörümde. Onlarla bir şey yapacağım. Neticede sadece boş yere yer kaplıyorlardı. Enyai'dan bir bakarken ufak bir şey dikkatimi çekti. Bakalım başka bir geri döndürme yöntemi var mı? Yok. Bakalım sen geri dönebiliyor musun? Sen Steele'ye dönüyorsun. Tamam. Bolca bronzumuz var. Gerçi bu blok inşaatta kullanılabilirdi ama olsun. İstersek yenisini yaparız. Evet. Ve bolca da bronzumuz var. Siz de bittiniz. O zaman son siteyi de halledelim. Evet. 14 limit. Güzel. Dark Ashes. Evet. Eşin karanlık yüzü. Kendimden utandım bu espriyi yaptığım için. Şimdi gidip şurayı tekrar bir kontrol edelim. Ondan sonra bölümü bitirebiliriz. Daha sonraki bölüme yapacak bir fikir var aklıma. Aslı dur. Şimdi yapabilirim. Hemen şunları kontrol edelim. Yanlış giden bir şey yok değil mi? Yok, yok, yok. Güzel. Güzel, güzel, güzel. Tamam, hızlıca bir jetpack craft edip gidelim. Ese jetpack'i göstereyim. Şimdi öncelikle bana neler lazım? Tabii ki de elektronik circuit. Olmazsa olmaz. Bolca iron. Evet, bu bayağı verimsiz ancak hız için böyle bir şey yapıyorum. Hız uğruna her şey. Her şey bir hız uğruna. Aa, bu olmadı. İğrençti, kabul ediyorum. Onlar tamam. Evet, ev bayağı temizlendi. Görünüş olarak. Tamam. Insufficient enerji demiyorsun. Güzel. Copper kablomuzu da alalım. Bir adet iron plate'imiz de aslında 4 tane lazım.
Şimdi bir tanesi yeterli. Circuit. Glowstone. Red alloy plate'ler. Şurada. Evet. Sonra sizi ne yapacağız? Seni alalım bir. Tamam. Dayanıklılığı yetti. Ve dan Batbox. Ve artık bir adet elektrik jetpack'imiz var. Yay! Peki bu ne işe yarıyor? Bir soru. Jetpack sizce ne işe yarar? Şarj edelim ve görelim. Evet, burada cidden bir FPS drop'umuz var. Bölüm arası güzel bir konfliklerle uğraşayım ben. Şarj ol, şarj ol. Baya şu an 25 FPS alıyorum. Baya güzel hani. 18'e düştü. Buildcraft pipeları pek FPS dostu değilmiş. Yay, uçuyorum. Ah. Uçamıyorum. Options. Controls. Evet. Sen kesin ancak sen de. J ol. Sen de J ol. Tamamdır. Hover moda getirirsek eğer, mod switch K'ye basarak şöyle yavaş uçup yavaş düşüyoruz. Evet, artık uçabiliyorum. Yaşasın. Neyse, izlediğiniz için teşekkürler. Körtüs köften iyi günler, iyi eğlenceler.